Demir Esfit kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Hafif bir ağrınız var değil mi? Ama tembellik yapmak yok. Çünkü bugün çarşamba ve maratonumuzun ikinci antrenman gününe geldik. Maratonumuza split antrenman programı ile devam ediyoruz ve bugün sırt ve kalça kas gruplara odaklanacağız. Öneri ve uyarıları videonun altında bulunan açıklama kısmında bulabilirsin. Kanalıma abone olmadıysan sağ alt köşede bulunan Esfit logosuna tıklayarak abone olabilirsin. Ya da videonun altında bulunan abone ol butonunu da kullanabilirsin. Suyunu yanına aldıysan ve %100 hazırım diyorsan hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Isınmaya nefes egzersiziyle başlıyoruz. Güzel derin bir nefes alıyoruz ve veriyoruz. Derin nefes alarak vücudumuzu güzelce oksijenle doyuruyoruz. Ayak bileklerimizi ısıtalım. Sağ ayağıyla başlıyoruz. İçe doğru dairesel hareketleri yapıyoruz. Ve yön değiştirelim. Parmaklarımızı yerden ayırmıyoruz. Sadece topuğumuzla dairesel hareketleri çiziyoruz. Ayak değiştirelim. Sol ayağıyla dışa doğru dairesel hareketleri yapalım. Ve yön değiştirelim. Antrenman esnasında bolca çömelme yapacağımız için ayak bileklerimiz iyice ısınmalı. Şimdi ise dizlerimizi ısıtmaya başlayalım. Dışa doğru dairesel hareketleri yapmaya başlıyoruz. Isınma esnasında bütün eklemlerimizi ısıtmak çok önemli ve yön değiştiriyoruz. Güzel ısınmış eklemler bize sakatlanmaktan korur. Eğer her antrenman öncesi dolu bir ısınma yaparsanız, antrenman esnasında travma alma riskinizi minimuma indirmiş olursunuz. Sağ tarafa doğru eğilme hareketi yapalım. Sağ elimizle ayak bileğe ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi ortaya aynı şekilde eğilme hareketi yapalım. Güzelce omurgamızı açalım. Biraz önce sağ için yaptığımız hareketi sol tarafımız için yapıyoruz. Güzelce sol elimizle ayak bileğe ulaşmaya çalışıyoruz. Dizlerimizi ısıtmak için 20 tane çömelme yapalım. Ayaklarımız omuz hizasında oluyor. Çömelmeyi hızlı yapıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Sağa doğru geniş gövde dönme hareketleri yapıyoruz. Bu hareket belimizi ve omurgamızı iyice ısıtır. Diğer tarafa yapalım. Bu egzersiziyle yavaş yavaş vücudumuzun üst kısmı ısınma hareketlerine geçiyoruz. Şimdi ise omuzlarımızı ısıtmaya başlayalım. Geriye doğru omuzlarımızı dairesel hareketlere yapıyoruz. Omuzlarımızı ve üst gövdemizi güzel bir şekilde ısıtıyoruz. Yön değiştiriyoruz. Şimdi ise aynı hareketi ileriye doğru yapıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi dirseklerimizi ısıtıyoruz. Dışa doğru dairesel hareketlere yapıyoruz. Yön değiştirelim. İçe doğru aynı hareketleri yapıyoruz. Ellerinizi yumruk sıkarak ya da düz olarak tutabilirsiniz. Şimdi bileklerimizi ısıtalım. Her videoda bileğin ısınması ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Kesinlikle her ısınmada bileklerinizi iyice ısıtmalısınız. Şimdi ise boynumuzu ısıtalım. Boynumuzla sola dairesel hareketleri yapıyoruz. Çok yavaş yapıyoruz. Bir acele etmiyoruz.
Şimdi yön değiştirelim. Aynı şekilde sağ tarafa yavaş yavaş boynumuzla dairesel hareketleri yapıyoruz. Ve son olarak da bir iki tane daha belimiz için ısınma hareketi yapalım. Birincisi komple gövde dönme hareketleri olacak. Ardından değirmen egzersize geçelim. Ve ısınmamız bittiğine göre antrenmanımızın ana kısmına geçebiliriz. İlk egzersizimiz geriye çapraz çömelmeler. Dizimizi 90 derecelik açıda tutuyoruz. Olduğu kadar aşağıya oturuyoruz. Sırtımız düz, önümüze bakıyoruz. En az 20 kez yapıyoruz. Ama yine de daha fazla yapabiliyorsanız kesinlikle yapmalısınız. Çünkü sınırınızı zorlayarak performansınızı artırmış olursunuz. 12 13 14 daha aşağı oturuyoruz. 15 16 17 18 sağa sola bakmayın. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Bir sonraki egzersizimiz belimize dumbbell çekme hareketidir. Hafif dizlerimiz bükük oluyor. Gövdemizi tam yere paralel tutmuyoruz. Biraz daha yukarıda tutuyoruz. Ve iki taraflı olarak dumbbellımızı belimize doğru çekiyoruz. Bu egzersiz omuz ve üst sırt bölgesini çok güzel geliştirir. Kollarınızı da güçlendirir. Bu egzersizi de ortalama 20 kez yapıyoruz. 15 16 17 18 19 ve son. Sıradaki egzersize geçebiliriz. Sıradaki egzersizimiz çömelme ile diz kaldırma. Klasik çömelme yapıyoruz ve sırayla her çömelmeden sonra farklı dizlerimizi kaldırıyoruz. Bir sağ, bir sol yapıyoruz. Sağ çömelme, sol çömelme, sağ çömelme, sol çömelme. Bu egzersizi 20 tekrar yapıyoruz. Fazla yapabiliyorsanız fazla yapın. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bir sonraki egzersizimiz roman çekmesidir. Onun diğer adı ise deadlift. Dumbbell'larımızı önümüzde tutuyoruz. Kollarımız serbest oluyor. Gövdemizi ileri doğru getirerek dizlerimizi hafif büküyoruz. Aynı şekilde kollarımız önümüze geliyor. Serbest bir şekilde kollarımızı sıkmıyoruz. Bildiğiniz serbest asılı bırakıyoruz. Bu egzersizi çok yavaş yapıyoruz. İnerken de kalkarken de. Bu çok zor ve ağır bir egzersiz olduğu için bunu sadece 10 tekrar yapacağız. Bu egzersizi yaparken boynumuzun, sırtımızın tamamen düz olmasına dikkat ediyoruz. 7 Yavaş yavaş iniyoruz. 8 Boynumuz ve sırtımız düz. 9 Yere paralel olduğumuz noktaya kadar iniyoruz. 10 Yavaş yapıyoruz. Aynı şekilde yavaş kalkıyoruz. 11 12 Ve bu sondu. Bir sonraki egzersize geçebiliriz.
Bir sonraki egzersizimiz dizlerden kalkma olacak. Başlangıç pozisyonu diz üstünde yerde duruyoruz. Dizlerimiz omuz hizasında olacak. Sağ ayağından başlıyoruz yapmaya. Sağ ayağının topuğuyla kalkıyoruz. Sırayla diğer ayağı da topuğa getirip kalkıyoruz. Ama tam kalkmıyoruz. Squat pozisyonunda kalıyoruz. Başlangıç ayağından da başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Bu egzersizi toplamda 20 kere yapacağız. 10 kere sağ ayağımız için yapacağız ve 10 kere sol ayağımız için yapacağız. Son 2'yi ve 1. Ayağımızı değiştiriyoruz. Şimdi soldan başlıyoruz. Sol ayak topuğuyla kalkıyoruz. 4. Tempomuzu tutuyoruz. 5. Bu egzersiz yavaş yapılmaz. 6. 7. Sırtımız düz oluyor. 8. Boynumuzu da düz tutuyoruz. 9. 10. 11. 12. Opufuduk çörekleriniz hafif yanmıştır. Bir sonraki egzersizimiz dumbbell'la swing hareketi olacak. Ayaklarımızı omuz hizasından biraz daha geniş açıyoruz. Düz sırtımızla squat pozisyonuna geçiyoruz. Dumbbell'ı önümüze getiriyoruz. Öne ve yukarıya doğru itiyoruz. Üst noktasında hafifleyen kemiklerimizi de ileriye itiyoruz. Biraz daha kalçamıza da ağırlık vermek için. Bu egzersiz bel ve üst gövde kasları için çok faydalıdır. Egzersizimizi yaklaşık 10 kez yapıyoruz. Ve başa dönüyoruz. Geriye çapraz çömelme hareketleri yapıyoruz. Bu egzersizi yaklaşık 20 tekrar yapacağız. Her zamanki gibi fazla yapabiliyorsanız fazla da yapabilirsiniz. 5 6 Sırtımızı düz tutuyoruz. 7 Önümüze bakıyoruz. Sağa sola bakmıyoruz. 9 10 11 12 13 14 Daha aşağı oturuyoruz. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve bitti. Birimizi dumbbell çekme hareketine geçelim. Sırtımızın, boynumuzun düz olmasına dikkat ediyoruz. Bacaklarımız hafif bükük. Ayaklarımız omuz hizasında. Paralel bir şekilde dumbbellları belimize çekip önümüze indiriyoruz. Sağa sola bakmıyoruz. Sağa sola bakmıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Bu hareketi yaparken acele etmiyoruz. Orta hızı tutuyoruz. 20 kez tekrarladıktan sonra bırakabilirsiniz. Daha fazla yapabiliyorsanız tabii ki de daha fazla yapın. 17 18 19 20 Bir sonraki egzersize geçelim. Şimdi çömelme ve diz kaldırma egzersizimizi yapacağız. Bu egzersizde 20 tekrar olacak. Sırtımızı düz tutuyoruz. Çömelme esnasında dizlerimiz 90 dereceye gelmeli. Diz kaldırırken dizimizi en yukarıya maksimum ne kadara kaldırabiliyorsak o seviyeye getirmemiz lazım. Tempomuzu tutuyoruz. Bu egzersizi yavaş yapmıyoruz. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Sıradakine geçelim.
Hatırlatıyorum, bu egzersiz diğer egzersizlere göre biraz daha zor ve ağır bir egzersiz olduğu için bunu sadece 10 kez yapıyoruz. Yavaş yavaş iniyoruz, sırtımız, boynumuz düz, önümüze bakıyoruz, yavaş kalkıyoruz. İnerken nefes alıyoruz, kalkarken nefes veriyoruz. İnerken dizlerimizi de hafif büküyoruz. Kalkarken düzleştiriyoruz, tam kalkmıyoruz. Ve 5. İniyoruz 6. Yedi. Sekiz. Yavaş iniyoruz. Aynı şekilde kalkıyoruz. Dokuz. Ve on. İniyoruz. Kalkarken nefesimizi veriyoruz. 11. 11 ve son. Ve tabii ki de arada ihtiyacımız olduğu zaman videoyu durdurup suyumuzu içiyoruz. Biraz dinleniyoruz. Gücümüzü topluyoruz. Ve gücümüzü toplamışken dizlerden kalkma hareketine geçelim. Aynı şekilde sol ayağımızdan başlıyoruz. Topuğumuza basarak kalkıyoruz. Aynı ayaktan iniyoruz. Soldan kalkıyoruz. Soldan iniyoruz. Kalkarken nefes veriyoruz. İnerken nefes alıyoruz. Tempomuzu tutuyoruz. Yavaş yapmıyoruz, hızlı yapıyoruz. 6. Sırtımızı dikkat ediyoruz. 7. 8. 9. 10. Ayağımızı değiştiriyoruz. Diri ve sıkı bir popo istiyorsanız bu hareketi kesinlikle programınıza eklemelisiniz. Bu egzersiz çöreklerinizi iyice çalıştırır. 7 8 tam kalkmıyoruz. 9 10 11 12 13 Ve son egzersizimiz dumbbell ile swing hareketi olacak. Pozisyonumuzu alıyoruz ve itme hareketiyle dumbbell'ı yukarı itiyoruz. En üst noktasında olduğumuzda leğen kemiklerimizi biraz ileriye getirip kalçamızı sıkıyoruz. Bu egzersizi toplamda 15 tekrar yapıyoruz. 6 7 8 sırtımızı düz tutuyoruz. 10 11 12 13 sağa sola bakmıyoruz. 14 ve son. Oh, tamam. Şimdi yine idmanımızın en gıcık kısmına geldik. Statik yapacağız. Bu sefer statiğimiz çömelme olacak. Klasik çömelme pozisyonu olacak. Hiç şey değil. Hiç değişik bir şey bugün yapmayacağız. Gerçi geçen günde yaptığımız plank gayet klasik bir plank'tı. Çömelmeyi size fazla öldürmemek için 40 saniye yapmaya karar verdim. Şimdi zamanlayıcı ayarlıyorum. Tamam mı? Yine geçen yaptığım gibi sizi bol bol konuşturacağım. Hani siz şey yapmayın diye, sıkılmayın diye. Böyle aklınıza takılmasın. Tamam mı? Şöyle hatta 1 dakika ayarlayayım. Vazgeçtim. 1 dakika ayarlayayım. Yapamayan yapamayabilir. Sıkıntı yok. Ben 40 saniye geldiği zaman size haber vereceğim.
siz bırakabilirsiniz. Kim daha fazla tutabiliyorsa daha fazla tutsun. Süremiz 1 dakika. Çok da çünkü bilmiyorum, 40 saniye benim gözüme çok az geldi. Evet. Çok gücüm. Çok gücüm. 40 saniye benim gözüme az girdi. Tamam mı? Şimdi klasik, fazla açmıyoruz. Normal, klasik çömelme pozisyonu. Her zamanki gibi belimize dikkat ediyoruz. Sırtımızı düz tutuyoruz. Olduğu kadar oturuyoruz. Lütfen tuvaleti yapan köpek pozisyonu vermeyin. Böyle bir şeyler olmasın. Gayet güzel, böyle düzgün, edepli, adabına göre bir tane çömelme, squat pozisyonu istiyorum sizden. Ben de hazırım. Evet arkadaşlar, zamanımız geldi. Evet ben de korkuyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bunu yapmadan biz o istediğimiz ideal böyle toplu, güzel, seksi vücuda ulaşamayız. Hadi hanımlar, beyler. Bakalım bakalım. Oturalım. Güzel güzel. Hemen yine düşünüyoruz. İstediğimiz vücut pozisyonunu düşünüyoruz. İstediğimiz vücut pozisyonunu aşağı oturuyoruz. Yukarıda oturmuyoruz. Kim istiyorsa önde tutabilirsiniz ellerinizi. Kimisi istiyorsa dizlerinizi koyabilirsiniz. Ama duruyoruz. Güzel. Yanmaya başlıyor hafiften. Çok güzel. Ama şunu düşünüyoruz. İstediğimiz o güzel vücudu düşünüyoruz. O selülitlerimiz gidecek. Ortaya böyle inanılmaz güzel, seksi, göbeksiz, diri popolu, ideal vücuttu. Bu arada 40 saniye geçti, bırakabilirsiniz. Hatta şu an 50 saniye yaklaştık, az kaldı. Oo valla bende de yanmaya başladı. Aa az kaldı, hadi bakalım. Hadi 4, 3, 2, 1, evet. Bu alkış size. Helal olsun ya. 1 dakika durabilenlere helal olsun. Aferin size. Çok güzel motivasyonunuz var. Kendiniz gibi bir motivasyonunuz var. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten aferin size. Hala gücü olanlar yaklaşın. Bir 5 dakika. Çok güzel. Çok terliyim. Güzel bir soğutma yapalım. Böylece bizim bugünümüzü de bitirelim. Nefes hareketleriyle başlıyoruz. Nabızımızı yavaşlatıyoruz. Çok güzel çalıştık, çok yorulduk. Ama artık bitti. Güzel bir açma germe sizi daha da rahatlatır. Vücudumuzun üst kısmından başlıyoruz. Trisepsimize giriyoruz. Sağ elimize geçelim. Güzelce omuzumuzu açıyoruz. Yine triseps için de açma hareketi yapalım. Güzelcine de göğsümüze giriyoruz. Ellerimizi arkasında bir kilidi alıp omuzlarımızı arkaya doğru birleştirmeye çalışıyoruz. Yana bükülme hareketleri yapıyoruz. Sağ taraftan başlıyoruz. Yan karın kaslarımızı da iyice açalım. Diğer tarafa yapalım. Her yaptığımız sette belli bir çalıştırdığımız bölgeler var. Ama o bölgelerin dışında bütün vücudumuz çalışıyor. Bunun için açma germeyi de bütün vücut için yapıyoruz. İleri doğru yapalım. Güzelce belimiz ve arka bacağımız yavaştan açılmaya başlasın.
Aşağı doğru da bükülme hareketi yapalım. Yana lunge hareketi yapıyoruz. İç bacağımız da çok güzel çalıştı. Gerilmesini açılmış bacağın alt kısmında hissetmeliyiz. İç bacakta hissetmeliyiz. Açık olan bacağımızın ayak kısmı yere göre 45 derece olmalı. Diğer tarafa geçelim. Yine aynı şekilde iyice iç bacağımızı geriyoruz. Şimdi ise ileri lunge hareketine geçelim. Sol ayağımız önde olup sağ ayağımız arkada oluyor. Bu en sevdiğim açma germe hareketlerinden biri. Geride duran bacağımızın dizini yere indiriyoruz ve ayağı kalçaya doğru çekiyoruz. Biraz ileri geri oynatıyoruz ve en gergin noktada duruyoruz. Ön bacağın iyice gerildiğini hissediyoruz. O kaslar biraz yanmalı. Ayağımızı değiştirelim. Arka ayağımızın parmak uçları ön ayağımızın topuğun hizasında olmalı. Önde duran ayağın yönünü hafif içe doğru verirsiniz, daha rahat edersiniz ve daha kolay bir şekilde dengeyi korursunuz. Dizimizi indirelim, ayağımızı da kendimizi çekelim. Kendinizi ileriye doğru oynatın. En çok gerilimi hissettiğiniz noktada durun, bir 5 saniye o şekilde tutun. Tamam, bırakabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Aferin sana, başaracağını biliyordum. Seninle gurur duyuyorum. Deneyimini yorumlara yaz ya da sosyal ağında yeni güçlü ben hashtag'i kullanarak paylaş. Deneyimin hepimize motivasyon verir. Kanalıma abone ol ve yanındaki zil simgesini aktifleştirerek bir sonraki videoyu kaçırmazsın. Bu videoyu da beğenerek bana ve kanalıma destek ol. Sağlıklı ve fit olmak size daha da güzellik katar. Kendinizi çok sevin. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere.